Evet, yine güzel bir gün. Bugün hücre modelleri yaptık. Hücre modellerimizi 7 ayla yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi hücre modelleri deyince tabii pasta gibi bunlar. Şöyle ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bakıyoruz. Ramazan sırıtıyor. Birazdan yiyecek onun heyecanıyla. Şöyle Damla'dan başlayalım. Evet Damla Hanım. Nedir bunlar? Hocam ortadaki çekirdek. Evet. Lizozan kitabımızda yuvarlak gibi, yani ortası boş gibi. Önemli değil. Sen hangisini ne niyetle yaptın onu söyle bakalım bana. Örnek bunlar ne? Onlar kokul ama şey. Bunlar ne? Lizozan. Bunlar ne? Gorgi simidi. Bu gofretler. Tokon. Bu? Endoplazmik etim. Evet. Makarnalar? Sertiyor. Güzel. Gayet güzel. Evet. Müberra mı bu ya? Müberra neymiş bu? Hocam bu çekirdek. Aa, nereden bildin kız? Yazıyormuş. Evet. Çekirdek zarı. Bunlar lizozom, bunlar kafın. Evet. Ay, bunlar ribozom, bunlar kafın, bu golgi cisimciği. Bunlar da mitokondri. Evet, gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu neymiş Sare? Hocam bu çekirdek, bunlar rekulum, retikulum. Endoplazmik retikulum. Bunlar lizozom, galiba öyle yazmışım. Emin değilsin. Bu sentriol, bu kafum, bunlar onu geçelim. Geçtik. Bu gol cisimci, bunlar ribozom, bu neymiş? Hocam, mitokondri. Evet, dersine iyi çalışmamış bir öğrenci. Ben çok çalışıyorum. Hocam, annem evet. Hocam, çekirdek. Pekala, Ömer'e geldik. Dur hocam, Ömer. Hocam, çekirdek, gol cisimci, ribozom, evet. Ya, falan yani. Hocam, önemli değil falan. Hocam ribozom, mitokondri. 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 Enerji üretim merkezi. Evet. Geldik Jordan'a. Evet Jordan. Jordan diyorum. Evet. Hocam bu çekirdek. Şöyle yandırayım dur. Evet. Hocam kloroplast. Şu mitokondri hocam avuç. Bu lizozom. Hocam şunlar ribozomlar. Hocam şunları da söyleyeyim. Yazmasam bilemeyeceğim ha. Endoplazmik retikulum. Ondan işte. Evet. Ondan. Evet. Ramazan. Evet. Ramazan'daki şekilli. Bu çekirdek. Bu endoplazmik retikulum. Bu kofu. Burası tamamıyla sitoplazma oluyor. Evet. Kısmı. Burası Golgi kısmı. Üçlü duvarı. Ribozom. Klorofil ve kloroplast. Gayet güzel Ramazan. Sen de pasiyeni sen yaptın galiba. Yok anne. Evet. Sefa. Hocam, beyaz bir litre. Lizozom, bu sentriol, bu endoplazmatik retikulum, mitokondri, kofu, ribozom, golgi cisimci, şu etraftaki küçükler de ritokom. Ritokom. Ne? Söyleyemedim. Evet, evet. Bu da çekirdek Furkan. Hocam mandalina. Evet, afiyet olsun. Hocam, buradaki mandalinalar endoplazmik retikulum. Evet. Hocam buradaki ceviz hocam golgi cisimci iki tane. Evet. Hocam buradaki hocam küçük hocam karayüzü vardı o yüzden yeşil. Yedin mi karayüzünü? Evet hocam. Şey hocam lizozom hocam. Monibos. Golgo. Hocam buradaki elmalar da sentrozom hocam. Ah bir de bakmadan söyleyebilsem Furkan. Ah eline sağlık hadi bakalım. Artık hocam evet. Ne oluyorsun? Abdülkadir'e geldik. Abdülkadir. Hücre zarı hocam, koful hocam, çekirdek, golgi cisimciği, mitokondri, lizozom, şeyler hocam, sentriol, endoplazmik, retikulum. Evet, gayet güzel. Teşekkür ederiz. Evet, geldik Furkan'a. Evet Furkan. Hocam, bu çekirdek. Evet. Bu endoplazmik retikulum. Doğru. Bu kofu. Tamam. Hocam, bunlar ribozom. Ha, evet. Mitokondri. Sarı olan yer sitoplazma, bu lizozom, bu golgi cisimci, bu da sentriol, bu da hücre zarı. Evet, güzel. Senin pastadan bir dilim bana ver ha. Evet, Metin. Metin'in de pastasından bir dilim alacağım. Hocam, altındaki çekirdek hocam, etraflar. Şu yazıları bize doğru çevirsen biz de görürüz ama. Tabii sen bakıp kopya çekeceksin değil mi? Ah, ah seni var ya seni. Evet. Bu lizozom hocam, kofun hocam, sentriol. Evet Metin'cim teşekkür ederiz. Evet Talha.
Nektare hocam, Golgi cisimcisi için cezayir kullandım. Evet, gördük. Mitokondri için mandalina kullandım. Evet. Endoplazmik retikulum için muz kullandım. Kofol için drajik kullandım. Sentriol için havuç kullandım. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Evet, saçı kısa Musa. Evet. Hocam, çekirdek, avokado, içine zeytin koydum da kötü olacak diye çıkardım. Yedin mi yolda gelirken? Yok, çıkardın. Evet. Buna endoplazmik retikulum, kofol, Golgi, mitokondri, bu da sentriol. Tabak da hazır yani, öyle mi Musa? Evet. Hemen yerim diyorsun yani. Bu ribozom, bu da lizozom. Evet, eline sağlık. Tabii sen yaptıysan. Evet, geldik buraya. Pastası bozulacak diye korkan bir kızımız var burada. Evet. Hocam, ribozomu bonibonlardan yaptım. Bonibon, evet. Kloroplastı, onları da bonibonlardan yaptım. Evet. Kofulu da yine aynı şekilde. Tırtıl mırtıl, ne kadar varsa diyorsun, uzamalı şeker. Onlardan yaptım diyorsun. Lizozozum, evet. Hocam, dilim dönmüyor ona. Olsun, lizozozum. Tamam. Mitokondriyi 9 kattan yaptım. Evet. Golgi cisimciyi hocam eridi o çikolata. Güzel. Sentriolü muzdan yaptım. Erimiş gitmiş garibim. Tabi burası 4 yol sıcak yani. Evet. Geldik bir başka pastaya da. Bu ne? Bitki hücresi mi yok? Bu da hayvan hücresi. Evet. Hocam, sentriolleri hücretlerden yaptım ben. Evet, gördük. Lizozomu annem kedi değilim içine aldı. Onu yaptım. Tamam. Gayet güzel. Bu mitokondriyi mandalinadan yaptım. Evet. Çekirdeği elmanın yarısının ortasına... Yedin. Hayır hocam. Yemedin mi? Hayır. Tamam. Ortasına bonibon koydum. Evet. Bonibon cimciyi de yaptım. Endoplazmik retikulumu da üzerine çekerim. Gayet güzel. Kokulları bonibondan, buzumu da üzümden yaptım. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, saçı her zaman güzel olan kızımıza geldik. Bu bir bitki hücresi galiba, evet. Hocam, ben jelibon ve cipon kullandım sadece. Olsun, tamam. Mitokondriyi solucan jelibondan yaptım. Kofunu elma jelibondan yaptım. Evet. Çekirdekli jelibon. Gayet güzel olmuş. Şurada bir kız var, kim olduğu belli değil. Sanki Sümeyye gibi. Evet. Hocam, ben ribozomu bonibondan yaptım farklı ürünlerden. Evet. Kofun için bu yeşille saç şeyleri kullandım, bonibonları. Golgi cisimci için çikolata kullandım. Lizozom için hocam bir tane şey var, böyle garip bir tane çikolata var, onu kullandım. Garip çikolatadan kullandım. Evet. İlginç bir çikolataymış. Toplazma için orada şey kullandım hocam. Eline sağlık. Mitokondri için de pembe şekerleri kullandım. Çekirdekli şekerleri kullandım. Evet, geldik. Gizli adı mikrop olan kıza. Evet Aslı, ne yaptın? Hocam, ben çekirdek için bundan kullandım, ipekten. Bundan? Evet hocam, bundan. Evet, hocam lizozomu hocam hiçbir şey bulamadığım için oraya bir kalıplı şu şekilde oraya... Yumurtayı attın, geri çektin. Hayır hocam, yumurta değil, sürpriz yumurtaydı. Tamam, sürpriz yumurtaydı. Sentriol çubuk kraker kullandım hocam. Evet. Ondan sonra kofol için hocam üzüm kullandım. Endoplazmik retikulum için bu şeyleri, jelibonları kullandım. Golgi cisimci için bunları kullandım hocam. Evet, eline sağlık. Güzel olmuş. Ribozomlar için de damla çikolata kullandım. Gayet hocam, iyi. Hocam, mitokondrilerim eridi ama. Hava sıcak ya, olabilir, normaldir. Evet, hocam, Zehra Hanım. Hocam, çekirdek için kek kullandım. Ribozom için bonibonları kullandım. Lizozom için fıstık, sentriol için işte hocam bundan kullandım. Eline sağlık. Hocam, bu ne bilmiyorum ama kofol için onu kullandım. Şekli ona benziyor. Bilmediğim bir şey yani, evet. Gizli bir şey bu. Golgi cisimci olarak ceviz kullandım. Evet. Endoplazmik retikulum olarak da şekli benzediği için bunları koydum. Eline sağlık Zehra, teşekkür ederiz. Evet, geldik başka bir hücremize. Buyurun, nedir bu efendim? Hücreymiş, bu hücreymiş. Zeynep, bak bu hücreymiş. Öyle mi Zeynep? Evet Zeynep, organelleri öğrendin mi? Hocam, gidip geliyorum. Efendim? Tamam, değil hocam. Ama öğren, bunu öğrenmek için yaptık zaten. Tamam. Pekala, geldik diğer Zeynep'e.
Evet Zeynep. Çekirdek için erik kullandım. Evet. Endoplazmatik retikulumda bisküvi. Evet, endoplazmatik retikulum. Yeni bir organel, endoplazmatik retikulum. Gold. Kız hakkında oraya plazmatik yazmış. Endoplazmik mik. Evet. Gold isimli için böyle bir şey. Rulokat. Hücre zarını krem şantiden. Evet, bu krem şanti onun zarı. Lizozomu şeyden yaptım. Jelibon mu? Jelibondan. Kofulu fındıktan. Evet, görüyoruz. Mitokondriyi çikolatadan yaptım. Oh. Sentriol da jelibondan yaptım. Gayet güzel Zeynep. Teşekkür ederiz. Evet, sınıfımızın Harry Potter'ı, Ela'sı. Evet, Ela ne yaptın? Hocam, çekirdeği koydum. Evet. Yalnız yalnız bak bu da uyanık. Kendine çevirmiş yazıları. Bakıp bakıp söyleyecek. Ela bizden kaçmaz. Evet. Şöyle bir çevirelim yazıları bir görelim. Evet gayet güzel. Teşekkür ederiz. Burada da nevalemiz var. Bunlar ne kız? Evet organizatörümüz. Evet, 7A sınıfında yaptığımız hücre modellerimiz böyle. Yapan herkesin eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Görüşürüz. Bize de afiyet olsun.